Küçük bir sürprizimiz var. Madem tesadüfler, madem filmin konusu aynı gün aynı hastanede doğan çocuklar. Ben hep hayatım boyunca merak etmiştim. Ben 12 Mart 1969'da Bolu'da doğdum. Sabah saat 9'da. Fakat hayatım boyunca kimse denk gelmedi. 12 Mart'ta 1969'da sabah işte devlet hastanesinde kim doğmuştu acaba benimle beraber o gün? Aynı saatlerde kim hiç denk gelmedi hayatım boyunca. Fakat biz çalıştık biraz. Ve Belçim Erdoğan ve Mehmet Günsür'le aynı tarihte aynı hastanelerde kim doğmuştu diye merak ettik. Hocam hadi. Hangi gün, hangi tarih, hangi hastane? 8 Mayıs 1975 Vatan Hastanesi galiba. 8 Mayıs 1975 Vatan Hastanesi. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Evet. Uzun araştırmalar sonucunda. Gerçekten. Sen de gel. 8 Mayıs. Harika. Senin hangi gün, hangi tarih? 31 Ocak 1983. Ya, 31 Ocak 1983. Sen de gel bakalım buraya. Evet. Hoş geldiniz. Bizde var mı? Efendim? Bizde var. Ben sizinkilerin... Aşkıncığım sizinkinin kayıtlarını bulamadık. Ben kampta doğdum. İETT kampında. İETT kampında mı doğdun? Evet. Ben de evde doğdum. Denizde yıkadılar. Sen yani. De evde doğmuşsun. İşte aradık sizin evde o sırada başka bir doğan var mı? Yok o da yok. Bulamadık. İki ama tane sevgili... Pardon söyle abi. Yok İETT kampında doğduysa benim bilmem gerekir diye bir an şey yaptım. İETT kampı hangi İETT? Aynı gün doğmuşuz. Aynı gün olabilir belki de. İsim alayım. Emre. Ha öyle arkamızı hep seyircilere dönelim. Dayanamam canım. Şöyle alayım. Seni de öyle alayım. Seni öyle alayım. Kendimi hafif şöyle alayım. Sonra biraz da böyle alayım kendim. İsim? Emre. Emre. Hangi gün, hangi tarih, neresi? 31 Ocak 1983 yılında Ankara Zübeyde Hanım'da. Ankara Zübeyde Hanım'da. Sabah 11.30'da. Senin kaçta? Benim öğlen 5'i 5 geçe falan. Öğlen 5'i 5 geçe. Ancak bu kadarını bulabildik. Şey yapamadım. Yani. Kusura bakmayın. Bunu da yatıştıramadım ama. Nasıl bir his? Aynı gün? İlginç. Ha? İlginç. Şu an bilmiyorum yani bir yerlerde karşılaşmış mıyız? Evet belki de değil mi? Ya. Hayat evet. Tesadüf geçer. Kundaklar yan yana geçmiş olabilir tabii. Senin için nasıl bir his? Müthiş bir his. Yani ben şu an zaten burada olduğum için çok gurur ve onur duyuyorum. Evet. Sizi çok seviyorum. 15 yıldır da her cuma sizi izlerim. Her fırsatta yani izleyemesem de bir şekilde... O izleyemiyor da belli de yani. Hayır izlerim yani. Mehmet Bey'i de çok seviyorum. Evet. Mehmet Bey'le aynı gün aynı hastanede doğmuş ol. Çok mutluyum yani. İnanılır gibi değil. Zaten siz beni aradığınızda bunu söylediğinizde çok sevindim. Buraya da davet edildiğim için çok mutluyum. Gerçekten yani adım Gönül. Evet. Hep gönlüme göre vermiştir Allah. O da bir tesadüf. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Yayından sonra sizleri kulise de bekliyoruz sohbet için. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Evet. Evet, biz sizin kayıtlara baktırdık. Gerçekten Özübeyde Hanım'a oraya gittik, baktık. Sizin hastanelerin kayıtlarını bulamadık. Biz arkadaşları Kast Ajans'tan getirdik. Vallahi Kast Ajans'tan geldi. Keşke bunu poliste söyleseydim. Ama böyle bir an bir heyecan olmadı mı? Keyifli bir durum olmadı mı? Yani çok heyecanlandık ya. Ya bir anda gerçekten de o gün orada doğmuş gibi de durmuyorlar mı? Yani öyle... Veya şu an doğru mu yani bilemiyorum. Yok vallahi ajanstan bulduk ya bulamadık sizin hastanenin kayıtları yok. Fikir şahaneymiş ama. Fikir şahane. Güzel oldu 2-3 dakika eğlendik işte ya. Daha ne olacak yani. Ama aynısını bulsan ne yapacaksın yine böyle olacak. Ne yapacaksın iyi sen ne